Hakan geçecek şarkısıyla Cumhurbaşkanına saygısızlık mı etti? Başta söylediklerini cevaplayacağım. O zamanlar Cumhurbaşkanımız için konuşurken temkinli konuşuyordum. Yani muhalefet kızmasın diye sadece seviyorum diyordum. Şimdi artık temkinli konuşmuyorum çünkü her geçen gün görüyorum ki bütün atılan adımlar on numara. Bugün toplantının üçüncü, dördüncü ateşkes toplantısının Antalya'da yapılması bile büyük başarı. Şimdi işte gene beni konuşturuyorsun, tutamıyorum. Neyse oraya girmeyeceğim, tamam ondan vazgeçtim, Tarkan'a dönüyorum. evet, Cumhurbaşkanımızın yaptığı her adımı destekliyorum. Hükümetin yaptığı her adımı destekliyorum. Hepsini ben desteklesem ne olur? Yani onu o konuyu kapatıyorum. Tarkan olayı gereksiz bir polemik. E, bu şarkıyı onun için yapmadığı belli. Yani adam pandemi geçecek diye bağırdı. O kadar. Şarkı da çok e, dinlenecek ve üzerinde konuşulacak bir şarkı değil ki. Ya yani lay lay lom yaparım, He, hepimiz yaparız. Sözleri evet. Güzel. Senin az önce dediğin neden politik şarkı yapmıyorsun? İşte bu olacak diye yapmıyorum. Bu olmasın diye yapmıyorum. Adamı adamı mahvettik işte. Geçecek geçecek bu da geçecek. Ve düşünebiliyor musun? Yani ben bir parti kuruyorum. Ve iktidardaki partiye çıkan bir şarkıyı alıp diyorum ki... Geçecek, bu da geçecek. Bugünler bitecek. Artı bir dakika. Yani ben bu şarkıdan medet umup iktidarı kötüleme yani niye kötüleyim ki? O şarkı yani bana ne? Yani düşünebiliyor musun? Başka materyal mi yok? Elinde başka silah mı yok? Çık konuş. Madem sevmiyorsun hükümeti. Bu şarkıya niye bel bağlıyorsun? Ne diyor çocuk orada? Pandemi işte geçecek diyor. Bunlar olmasın diye aşk şarkısı yapıyorum işte. Yoksa kafam basmadığı için değil. Kafam çok da iyi basar.